Sevgili dostlarım merhabalar. Bu videoda özgüven konuşacağız. Özgüvenden bahsedeceğiz. Şimdi özgüven acaba gerçekten insanın doğuştan sahip olduğu bir beceri midir? Yoksa özgüven bir takım pratiklerle, tekniklerle, olumlamalarla, uygulamalarla sonradan da kazanabileceğimiz bir beceri midir? Bu hep tartışılmıştır. Hani lider olunmaz, lider doğulur gibi ifadeler vardır ya. Bunlar çoğunlukla sınırlayıcıdır. Aslında bu özgüven için de geçerli. Özgüveninizin doğuştan sahip olduğunuz bir yetenek, bir beceri olduğuna inanırsanız eğer, hayatınız boyunca bu özgüvene ulaşamayacağınıza dair bir inanç da oluşmaya başlar. Oysa ki tıpkı bir spor salonuna gittiğinizde, vücut geliştirme egzersizlerini yaptığınızda, bedeninizin buna reaksiyon verdiği gibi özgüvenle alakalı bir takım şeyleri de yönetmeye başladığımızda kendine güven kazanılabilir bir yetenek haline gelmeye başlayacak. Aslında bir beceriler bütünü diyebiliriz özgüvene. Örneğin kendini ifade etmek çok yönlü bir kavram. Yani kendini ifade etmek tipik bir özgüven becerisidir, değil mi? Özgüveni olan insanlara baktığınızda her şeyden önce kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilirler. Kolay bir şekilde iletişim kurabilirler. Yeni bir ortama girdikleri zaman insanlarla tanışmakta sıkıntı çekmezler. Konuşacak bir konu bulmakta zorlanmazlar gibi pek çok farklı şey. Şimdi kendine güven kazanabilmek için her şeyden önce bizim kendi iç dünyamızda olup bitenleri bir yönetmemiz gerekiyor. Kendi kendime neler söylüyorum? Kendime hangi etiketleri yapıştırıyorum? Başka insanların benimle ilgili söyledikleri, düşündükleri beni ne ölçüde etkiliyor? Bunları bir masaya yatırmam lazım. Mesela birçok insan aslında eleştiriye çok negatif yanıt verir. Eleştiriyle birlikte kendine olan güvenini kaybedebilir. Eleştirildiği zaman kendini sorgulayabilir ve yaptıklarından dolayı endişe duyabilir. Şimdi eleştirmek tabii ki belli yönlerimizi geliştirebilmek açısından çok önemli. Fakat her eleştiriyi olduğu gibi içselleştirirsek böyle bir durumda da kendimize olan güvenimizi yitirebiliriz. Herkesi dinlemek de insana hata yaptırabilir, hiç kimseyi dinlememek de. Bu açıdan baktığımızda insanların bizimle ilgili eleştirilerini gerçekten gelişmek adına ya da bazı şeyleri değiştirmek adına yapıcı bir eleştiri olarak kabul edebiliriz ama bunun dışında kalanları şöyle bir kenara koymamız gerekiyor. Çünkü herkes her konuda her şeyi söyleyebilir. Herkes bizi beğenmek zorunda da değil. Kimse bizi gerçekten takdir etmek zorunda da değil. Fakat fikirlerini beyan eden insanlara karşı bizim sergileyeceğimiz tavır burada özgüven konusunda bize şöyle bir tık yardımcı olacak. Bunu bir kenara koyalım. Bir başka özgüvenle ilgili üzerinden geçeceğimiz kavram net olabilmek. Yani çelişkili düşünceler üretmeden ne istediğini, ne istemediğini açık ve net bir biçimde ifade edebilmek. Aslında bunu söylerken belki de birçok insanın aklına ilk gelen şey hayır diyebilmek oluyor. Çünkü hayır diyebilmek de bir özgüven işaretidir. Kendine güven duyan insanlar kolaylıkla hayır diyebilirler. Buradaki hayır tabii ki böyle insanları kırarak tak 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 böyle hayır demek değil, her şeyi reddetmek değil. Hayır diyebilmek, belli bir konuda istemediğiniz bir şeyi karşınızdaki kişiye uygun bir dille söylemek ya da başka bir alternatif sunmak ya da onu kırmadan bunu ben değil de bir başkası daha iyi yapabilir gibi bir ifadeyle karşılık vermek. Hayır demek mutlaka reddedilmek ya da karşımızdaki insan tarafından yanlış anlaşılmak anlamına gelmemeli. Hayır diyebilmeliyiz. İstemediğimiz bir şeyi net bir biçimde dile getirebilmeliyiz. Bu da özgüvenle alakalı kenara koyacağımız bir başka şey. Daha önce pek çok video yayınladım hayır diyebilmekle alakalı. Bunlara da göz atabilirsiniz ya da internette bulabileceğiniz pek çok farklı kaynak var. Hayır diyebilmek aslında kendini ifade edebilmek anlamına geliyor ve nelere hayır, nelere evet diyeceğimizi belirlediğimizde bu da bize özgüven hanemizde bir puan olarak dönüyor. Olup bitenleri doğru yorumlamak. Zihin okumak yerine direkt olarak yüzleşebilmek,
ya da bazı varsayımlarda bulunmak yerine işte ben bunu yapamam demek yerine denemek, harekete geçmek, en azından bir şeyleri denemeden bilemeyeceğimizi kendimize hatırlatmak. İnsanların zihninden geçenleri tahmin etmek yerine konuşmak ve iletişime geçmek. Başkalarının benimle ilgili neler düşündüğünü kafamda kurgulayıp senaryo yazmak yerine açık bir şekilde bunları konuşabilmek. Aslında netlik, şeffaflık, berraklık. Zihin ne kadar berraksa, ne kadar netse, tıpkı bir cam gibi, o kadar bize şeffaf bir görüntü sunuyor. En sonunda kendine güven ya da güvensizlik, ya da işte kendini sevmek ya da sevmemek, kendine değer vermek ya da değer vermemek gibi farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Bütün bu iç değerlendirme sistemimizin sonucu olarak. Tabii ki bir başka ifade, kendine güven duyabilecek bir beden dili, kendine güven dolu bakışlar, kendine güven dolu bir ses tonuyla konuşabilmek, kelimelerimizi vurgularken bunun özgüven ifadeleri sergileyebileceği halde bunları söyleyebilmek gibi. Bu konuda da yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri ayna karşısında pratik yapmaktır. Aynadan kendinizi izlerken ya da bir video çekip şu an benim yaptığım gibi sonrasında kendinizi izlerken neleri daha farklı yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Belki de kendinize verebileceğiniz en güzel geri bildirim bu. İnsanın kendi kendini izlemesi, seyretmesi, aynadan ya da bir kamera karşısından, bir videodan seyretmesi kendine yönelik çok yapıcı bir eleştiri sergilemesine yardımcı oluyor. Kendine güveni geliştirmek için beden dilinizi, mimiklerinizi, jestlerinizi, yüzünüzdeki ifadeyi, bakışlarınızı, yürüme şeklinizi, bunları da ayna karşısında pratikler halinde gerçekleştirebilirsiniz. Aslında özgüvenle alakalı söylenecek çok fazla şey var. Tabii ki kendimize söylediğimiz cümleler, olumlama kalıpları, telkinler, yapabilirim ifadeleri ya da benim için mümkün gibi ifadeler ya da bir başkası yaptıysa ben de yapabilirim gibi daha genelleyebileceğimiz ifadeler, kendimizi motive edebileceğimiz bazı replikler, sözler, farklı farklı düşünsel, bilişsel öğeler de kendine güven kazanabilmek adına bize yardımcı olacak. Çok fazla şey söylenebilir. Zaman zaman zaten paylaştığım videolar bir araya geldiğinde bunlar da kendimize olan güvenimizi inşa etmek için ipuçları verecek. Yine konuşacağız. Tekrar tekrar başka konularda da yine özgüvenden bahsedeceğiz. Ama bu videoda özellikle kendine güven temasının bazı unsurlarını, kendine güven kazanmak için pratik diyebileceğimiz birkaç aslında flash başlık konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Kendine güven dolu yarınlar diliyorum ben de size. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.